Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde dördüncü bölümümüzde periyodik özelliklerden bahsedeceğiz sizlerle. Bu video içerisinde de atom yarıçapı nedir ve atom yarıçapını belirleme yöntemlerinden işte kovalent yarıçap, iyonik yarıçap vesaire bunlardan söz ediyor olacağız. Periyodik özellikler dediğimizde arkadaşlar periyodik sistemde bir periyot ya da bir grup boyunca düzenli olarak değişen özelliklerden bahsediyoruz. Ki Bunlar A gruplarında düzenli değişim gösterdiği için biz periyodik özellikleri baş grup elementlerinde yani A grubu elementlerinde inceliyor olacağız. B grubu elementlerinde bu değişimler düzenli olarak gerçekleşmiyor. O nedenle sadece A grubu elementlerinde nasıl değişiyor bunu inceleyeceğiz. Zaten sorularda da A grubu elementleri sorulur. Ha bunların içerisinde neler var? Atom yarıçapının periyodik sistemde değişimi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ametalik özellik, oksit ve hidroksit bileşiklerinin asit baz özelliği bizim inceleyeceğimiz periyodik özellikler. Ve biz bu videoyla ilk önce atom yarıçapını incelemeye başlayacağız sizlerle birlikte. Atom yarıçapı dediğimiz zaman ki bu üç boyutlu bir sistem bunu atom hacmi olarak da görebilirsiniz. Atomun çekirdeği ile en dış katmanındaki elektron arasındaki uzaklığa atom yarıçapı diyoruz. Şimdi e, kuantum atom teorisi modelini hatırlarsanız biz orbital kavramından bahsettik. Yani elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden. Şimdi şurası bizim çekirdeğimiz olsa sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Eğer Bohr'da olduğu gibi yörüngelerimiz olsaydı birkaç tane de yörünge çizeyim. Atom yarıçapını biz çekirdekle en dış yörünge arasındaki uzaklık olarak tanımlayacaktık. Ancak kuantum atom teorisinde biz elektronun yerini bilmiyoruz. Yani elektron şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Dolayısıyla burada bir uzaklık ölçmek mümkün değil. Elektronun yerini bilmediğimiz için ama atom yarıçaplarını karşılaştırmak da önemli. Çünkü örneğin bir metalde atom yarıçapı ne kadar büyükse o kadar aktif olur. Dolayısıyla ben aktif bir metal istiyorsam atom yarıçapı hangisinin en büyükse onu kullanmayı tercih ederim. İşte bu nedenle atom yarıçaplarını da bir şekilde karşılaştırabiliyor olmamız lazım. Bunun için bazı yöntemler kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu videoda bu yöntemleri inceleyeceğiz sizinle. Bu yöntemler atom yarıçapının belirlenmesinde kullanılan yöntemler dediğimizde atomların yarıçaplarını karşılaştırabilmek için kovalent yarıçaplarını bir şekilde ölçmek yani kovalent yarıçap belirleyebiliyoruz. İkincisi van der Waals yarıçaplarını belirleyebiliyoruz. Üçüncüsü iyonik yarıçaplarını ya da iyon yarıçaplarını belirleyebiliyoruz metalik yarıçap da belirlenebilir ama bizim göreceğimiz bu üçü var. Peki bunları tek tek nasıl yapıyoruz? Ve bunlar bize nasıl bir kıyaslama şansı veriyor? Şimdi gelin sırasıyla onlara bakalım. Kovalent yarıçap arkadaşlar. Kovalent bağ ile birbirine bağlanmış iki atomun yani bir molekülümüz olacak, iki atomlu bir molekülümüz olacak. Bu iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktan hesaplanan yarıçaptır. Şimdi Bakın burada bu flor molekülüdür. Klor molekülü, brom molekülü ve iot molekülü. Hatta bunlar hatırlıyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur da 7A grubunda bulunan flor ikinci periyottadır. Altında klor, altında brom ve altında iot bulunur. Şimdi yapılan şey bu atomları, bu moleküllerde moleküllerin çekirdeklerine tanecik gönderilir. Ve bu tanecikler çekirdeğe çarptığında bir saçılma olur. Bu saçılmadan dolayı da iki çekirdek arasındaki uzaklık ölçülebilir. Ve bu iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarıya bölünmesiyle bakınız şu bir flor atomu desek, şu da bir flor atomu desek bu iki çekirdeğin arasındaki uzaklığın yarısı bana flor atomunun kovalent yarı çapını verir. Yani bunların kovalent yarı çapları pikometre cinsinden ölçülmüş Bakınız florun ne kadar olur? 128'i 2'ye bölerseniz 64 pikometre olur. İşte klorda 198'i 2'ye bölseniz 99 pikometre klor atomunun kovalent yarıçapıdır. Bromda kovalent yarıçap 128'i 2'ye böldüğümüzde 114 pikometredir. Iyotta ise kovalent yarıçap şu değeri 2'ye böldüğümüzde 133 pikometre olur. Şimdi biz bu değerleri kullanacak mıyız? Hayır. Bu değerleri biz neden belirliyoruz? Çünkü baktığımda bana şunu gösteriyor. Flor en yukarıdaydı. Kovalent yarıçapı 64 pikometre. Iot en aşağıdaydı 133. Demek ki aynı grupta aşağıya doğru indiğimizde atom yarıçapının arttığını belirliyoruz. Yani bizim burada aslında Kovalent yarıçap ya da van der Waals yarıçapı ya da iyon yarıçapını belirleyerek yapmaya çalıştığımız şey aynı grup ya da aynı periyotta atom yarıçaplarının nasıl değiştiğini belirlemektir. Yani şu değerlerle aslında bizim ilişkimiz yok. Tekrar söyleyelim. Kovalent yarıçapta elimizde iki atomlu bir molekül var. Aynı tür atomlar olduğu için bu iki e, atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığı ikiye böldüğümüzde bize o atomun kovalent yarıçapını veriyor. Böylece biz atomların yarıçaplarını karşılaştırabilmiş oluyoruz. Atom yarıçaplarını karşılaştırabildiğimiz ikinci yöntem van der Waals yarıçapı. Van der Waals yarıçapı bir kere van der Waals etkileşimleri vardır. Bunlar moleküller arası etkileşimlerdir. Örneğin H2 molekülü dediğimde burada hidrojenlerin arasında kovalent bağ bulunur ama h ki atıyorum ben katı hale getirmişsem burada hidrojen molekülleri vardır. Bunların arasında bir etkileşim oluşur ki bu etkileşim London etkileşimidir ve van der Waals etkileşimlerinden biridir. İşte van der Waals yarıçapını biz katı halde moleküller arasındaki uzaklıktan belirliyoruz. Hidrojen moleküllerinde olabileceği gibi ya da soy gazlar bağ yapmadıkları için soy gazların yarıçaplarını belirleyebilmek için kullanıyoruz. Soy gaz atomlarının da yine örneğin bir helyum atomu var, bir helyum atomu daha var. Helyumu katı hale getirdiğimde de yine burada London etkileşimleri yani van der Waals etkileşimleri oluşur. Farkı ne? Şimdi bakın bu diyelim ki hidrojen katısı olsun. Bir hidrojen molekülümüz var. Şurada gördüğünüz gibi bir başka hidrojen molekülü de şurada. Eğer biz bir molekülde iki çekirdek arasındaki uzaklığı yani şurayı ölçüyorsak şu değer kovalent yarıçaptır. İki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığı ölçtüğümde ama eğer şurada olduğu gibi iki molekülde çekirdekler arasındaki uzaklığı ölçüyorsak şu iki çekirdek arasındaki uzaklık yani şu değer arkadaşlar bu da van der Waals yarıçapını verir. Yine biz van der Waals yarıçaplarını belirleyerek de atomların yarıçaplarını belirliyor oluruz. İşte şu uzaklık ne kadarsa atıyorum A kadar o zaman deriz ki Hidrojenin Van der Waals yarıçapı A bölü 2 kadardır. Yarı çapı. Tabi şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Şuna da karışmasın. A bölü 2. Kovalent yarı çapta molekül içindeki çekirdeklerin uzaklığını ölçüyoruz. Van der Waals yarı çapında iki molekül arasında çekirdeklerin uzaklığını ölçüyoruz. E moleküller arasında boşluklar kal kalacağı için bizim örneğin hidrojenin diyelim ki kovalent yarı çapını ölçtük. Bir A değeri bulduk. Bir de Van der Waals yarı çapını bulduk. Bunun değerinde B bulduk. B değeri A değerinden daha büyüktür çünkü van der Waals'te moleküler arası uzaklık arasındaki boşluk da işin içine girecektir. Ama problem değil. Biz az önce 7A'nın kovalent yarı çaplarını ölçmüş ve aşağıya doğru yarı çapın arttığını belirlemiştik ya. Van der Waals'te yaptığımızda da yine 7A grubunda aşağıya doğru yarı çapın arttığını belirliyor oluruz. Metallerin e, yarı çapları belirlenirken Metalik yarıçap kullanılabilir ya da iyon yarıçapı kullanılabilir. Biz dediğim gibi metalik yarıçap eee kitabın içerisinde ya da müfredatın içerisinde de yok. Biz iyon yarıçapından bahsedeceğiz. Şimdi iyon yarıçapı dediğimizde de iyonik bağ ile bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklıktan belirlenen yarıçaptır. Şimdi bakınız şu sodyum klorür bileşiğimiz olsun. Dolayısıyla şu klorür iyonudur. Şu da sodyum iyonudur. Bunların arasındaki, bunların çekirdekleri arasındaki uzaklıktan ölçtüğümüz şu yarıçap değeri iyon yarıçapı olur. Ama tabi burada mesela şöyle söyleyeyim. Sodyum klorürde çekirdekler arasındaki uzaklık arkadaşlar 276 pikometre kadar. Bunu direkt ikiye bölemem. Çünkü elimde iki farklı iyon var. Dolayısıyla bunları belli işlemlerle her iki iyona paylaştırırlar ve böylece iyon yarıçaplarını bulurlar. Örneğin burada belli hesaplanan değerlerle sodyum iyonunun yarıçapı, ops görünmedi. 95 pikometre olur. Klorür iyonunun yarıçapı ise 181 pikometre olur. Yani iyonlarda da iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklığı kullanarak Çekirde e, yarı yarıçapları belirleyebiliyoruz. Yine bunları da karşılaştırarak periyodik sistemdeki değişim eğiliminin nasıl olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Burada bir de örnek yapmak isterim arkadaşlar. Sorumuz der ki hidrojenin atom, kovalent, iyonik ve van der Waals yarı ait değerler angstrom olarak ki angstrom 10 üzeri eksi 10 metreye denk gelen bir uzunluk ölçüsü Yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre iki tane seçeneğimiz var. Şimdi baktığımda sevgili arkadaşlar, atom yarıçapı 0.53 angstrommuş. olmuş, X yarıçapı var 0.37, Y var 1.2, iyon yarıçapı da 0.25. Şundan bahsetmiştik. Diyor ki X ve Y ile belirtilen yarıçap değerlerinin hangisi kovalent, hangisi van der Waals yarıçapıdır? Bir kere hidrojen atomunun yarı çapını ne kadar vermiş? 0,53 angstrom olarak bize vermiş. Hidrojen molekülünde sevgili arkadaşlar çekirdekler arası uzaklığı ölçtüğümüzde belirlediğimiz yarı çap kovalent yarı çaptı. Eğer hidrojeni katı hale getirirsem bu sefer bunlar özdeş olacak tabi siz öyle kabul edin. İki hidrojen molekülünde atomların çekirdekleri arasından bunun yarısını alarak hesaplayacağım yarı çapta van der Waals yarıçapıdır. Tabi bileşik oluşurken elektronlar ortak kullanılıyor hidrojende. İyonik bileşiklerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu ortak kullanılan elektronları her iki atomda çektiği için burada elektron bulutlarının birbirinin içine biraz geçmesi söz konusudur. O nedenle biz atomun 0.53 angstrom olarak yarıçapını söylüyorsak kovalentte biraz bunlar birbirinin içine girdiği için kovalent yarıçap atomun yarıçapından daha küçüktür. Van der yani o zaman şu değer bizim zaten iyon olmayacak X ya kovalent ya van der Waals y ya, ya kovalent ya van der Waals. O zaman bu kovalent yarıçaptır. Van der Waals'te ise araya boşluk da girdiği için aslında ölçtüğüm değer kovalent yarıçaptan daha fazla olacak. Hatta atomun yarıçapından da daha fazla olacak diyoruz. Yani burada sizin aslında bilmeniz beklenen kovalent ve van der Waals yarıçapını ölçüyorsam aynı taneciğin A2, Cl2, i 2 her neyse kovalent yarıçapı Van der Waals yarıçapından daha küçük olur. Hatta kovalent yarıçap atomun gerçekte olması gereken yarıçapından da küçüktür. Çünkü orbitaller yani elektron bulutları birbirinin içine girer. A'yı bulduk. B'ye geldim. Verilen iyon yarıçapı artı iyonuna mı A- iyonuna mı aittir? Aslında biz bunu e, bundan sonraki iyon yarıçapı videosunda da yapacağız ama şöyle bir durum var. Baktığımda atom yarıçapı yani hidrojen atomunun yarıçapı nötraldeyken 0.53. Bana bir iyon vermiş, yükü her neyse bunun yarıçapına da 0.25 demiş. Şimdi eğer a, buraya da sığdıramadım ama şu iyonumuz Hop sevgili arkadaşlar. Eksi bir iyon olsaydı yani elektron alınsaydı bu sefer çap artmalıydı. Çünkü yeni gelen elektronu çekirdek çekemezdi. 9. sınıfta da vardı bunlar. Eğer aşartı iyonu olursa yani elektron verilirse çapı küçülür. O nedenle atom yarıçapıyla karşılaştırdığımda elimde daha küçük bir yarıçap olduğuna göre demek ki elektron alınmamış, elektron verilmiş. O zaman bu verilen iyon çapı H+ iyonuna aittir diyoruz. Bu da sorumuzun yanıtları arkadaşlar. Bu videoda yarıçap belirleme yöntemlerini söyledik. Bundan sonraki videoda şimdi artık periyodik sistemde atom yarıçapının nasıl değiştiğini inceleyebiliriz.